Efendim dinleyicimiz bayan kuaförlüğü. Şimdi kadının saçını kestirmesi hususunda eğer örtülmekte güçlük çekiyorsa veya başında saçlarında bir rahatsızlık varsa bu sebepten dolayı saçlarını kesebilir. Buna izin verilmiş. Birisi de buna yardım edebilir. Kesilmesine. Yani buna kuaförde, berberde ne dersen de yardımcı olabilir. Dinimizin bildirmiş olduğu hüküm bu. Bunun dışında dinleyicimiz de zaten ızdırabını çekiyor. Mesela diyor ki geliyor makyaj yaptırıyor, kaşını aldırıyor, bunu ne yapıyor? Yazık tabi onlara da dayanamıyor. Emin varf yapıyormuş. Dinler mi sana aynı şekilde kaşını aldıracak, gözünü aldıracak neyse şey gözünü aldırmayacak. O zaman niye bir dükkanı işletiyorsun der. Dolayısıyla orada ona emin varf yapılmaz. Ona emir varf yapılmaz. Dolayısıyla hani bu niyetle bir yardım etme tamam olabilir ama onun dışında ne bileyim ben tırnaklarını aynı şekilde ne diyorlar ona? Manikür yapacak. Kaşlarını ayaklarına alacak. Ayaklarına pedikür. Ayaklar da mı yapıyor? Tabii. Ona da pedikür deniyor. Ben size yardımcı olmak için söylüyorum bunu. Bizim köyde yoktu da ondan ben bilemiyorum. Yoktu. Market yoktu, kuaför yoktu, manikür yoktu, pedikür yoktu. Pedikür var mı ya? Bizim köyde de nalbantlar vardı ama onlar da atlara yapıyorlardı. Pedikür. Şimdi tabii bizim bu şekildeki böyle söylememizi bazı dinleyicilerimizden, hanım dinleyicilerimizden bizimle dalga geçiyorsunuz şekli anlayanlar oluyor. Biz dalga geçmiyoruz. Ya biz eğleniyoruz burada. Biz dalga falan geçmiyoruz. Kimseye de şey yapmıyoruz. Ama dinimizin bildirdiği hüküm açık net bir şekilde. Parmaklar aynı şekilde oje yapmak. Veyahut da aynı şekilde kadının makyaj yapıp dışarıya çıkması. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde bunun haram günah olduğu yazılı. Peki bunu söylemezsek, efendim çok kimse gücenecek. Bu gücenme değil, nefsine ağır gelecek. Peki söylemezsek? Söylemesek Allah-u Teala bulacak. Size bir imkan verdim. Kullarımda size sordum. Niye doğruyu söylemedin? Ya Rabbi kızacaklardı onlar da falan. Ha, benim gazabımı değil insanlardan gelen aynı şekilde tehlikeyi göz önünde tutuyorsunuz. O zaman at cehenneme bunu der Cenab-ı Hak. At cehenneme bunu der. Dolayısıyla dinin emri neyse o. Yani kadının makyaj yaparak dışarı çıkması, esans sürmesi, bilmem ne yapması, bu şekilde şey yapması. Şimdi şey kullanıyorlar ya. Parfüm kullanıyorlar. Bu şekilde çıkması günahtır. Hatta laneti vardır. Allah-u Teala meleklerin laneti onun üzerine olsun diye. Biz aslında az önce hani espri yaptık da en masumu üzerinde espri yaptık aslında. Manikür ve pedikür. Yani o bir yerde hani ayak bakımı sağlık açısından veya işte bir takım şeyleri düzeltme açısından görünmüyor. Olabilir. O görünmüyor. Evet. Kimse ama, aynı şekilde yani, evet. Bir hanım bir eve misafir gittiği zaman çıkar çoraplarını da bakayım ayağını parmağını demez yani. Pedikürlü mü demez yani. Demez. Yani. Ama yüzü gözükür, kaşı gözükür. Ne bileyim tırnakları gözükür. Ondan sonra üzerinde giydiği elbise. Hani insanlara güzel görünmek niyetiyle giyiniyorsa, takılarını bunun için takıyorsa, makyaj yapıyorsa, ondan sonra kaşlarında herhangi bir anormallik yokken onları aynı şekilde inceltmek için uğraşırsa, bu netice itibariyle yani süslendi. Hatta bir hadis-i şerif de var. Yani böyle bu şekilde sokağa çıktığı zaman şeytan böyle gözlerini fal taşı gibi açtırır. Bütün erkeklerin gözünü de onun üzerine çektirir. Ne oldu? Bir, kendi günaha girdi. İki, bazılarının günaha girmesine sebep oldu. Ya bu günahların neticesinde böyle bir kimse imanı nasıl korur ki? Çünkü bu günahların ağırlığı kitaplarda başka bir ifade geçiyor. Mesela günah, evet ehl-i sünnet alimler buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir. Amel imandan cüz değildir. Ama büyük günaha ısrar etmek, büyük günaha ısrar etmek imanı götürür buyuruyorlar. Tehlikeye sokar. Dolayısıyla bu kadın olsun erkek olsun kim olursa olsun hepimiz Rabbimizin kuluyuz. Ve Rabbimizin kadın kullarına da erkek kullarına da emirleri var, yasakları var. Biraz önce aynı şekilde bizatın aynı şekilde sözünü naklettik. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala açıkça buyuruyor. Eğer diyor böyle yapmazsanız azaba hazır olun diyor. Azaba hazır olun. Bu şaka değil. Sayıklama sözler değil. Masal değil, hikaye değil bu. 124 binden fazla peygamber bunu haber veriyor Mustafa Bey. Bu işin şakası makası yok.
Hatta İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki yalancı birisinin bile aynı şekilde sözüne itibar ediyorsun. Hatta İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bir doktor, gayrimüslim bir doktor işte bu hastalığın tedavisinde ekmek yemeyeceksin 10 gün diyor. Onun sözüne itibar ediyorsun, ekmek yemiyorsun diyor. E peki diyor, bir gayrimüslim doktor kadar da aynı şekilde sözünün kuvveti yok mu bir peygamberin aleyhissalatü vesselam? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam açıkça bildiriyor. Ya veyahut da bir kıymeti yok mu? Bir Hristiyan doktor kadar da mı kıymeti yok bir peygamberin aleyhissalatü vesselam? Bu nasıl Müslümanlık buyuruyor? İmam-ı Gazali Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. Dolayısıyla içinde haram varsa, hani bu dinleyicimizde olduğu gibi, ya zaten kalbin rahatsız etmeye başlıyor. Biz dua ederiz Cenab-ı Hak hayırlı iş versin kendisine. Yani helal mübah bir iş nasip etsin. Ha onun dışında, ha evine çekilir. Bu şekilde böyle olup da gelenler varsa maharet olduğu için onların saçlarını kesimine yardım eder. Ama diğerlere uygun olmaz. Çünkü harama sebep oluyorsun. Vesile oluyorsun. Efendim ben içmiyorum ama içenlere içki dağıtıyorum. Çünkü çeşitli aynı şekilde kitaplarda o sofrada bulana da oturana da falan şey yapıyor. Ha istisnai olarak zorla gelmiştir, başka bir şey olmuştur, mecbur kalmıştır falan. Onlar ayrı zaten. Onlar ayrı. Onun için tehlikeli yerlerden uzak durmak lazım. Peki daha önce sordum, bir daha sorayım bununla ilgili olarak. Yani Müslüman kadın ve erkeklerin vakarlı olması da gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarınızdan kadın ve erkekler bakımsız olsun mu? Onu mu anlayacağız? Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kılığı kıyafeti, dışarıya giydiği elbisede çapaçul olmayacak tabii ki. Ama gösterişli olmayacak. Yani gösterişten murat nedir? Gösterişten mi? Renkleri mesela cafcaflı falan. Ben buradayım demeyecek. Ben buradayım yani. Demeyecek. Ha, tamam yani iktisadi durum müsaitse güzel kaliteli kumaşlardan aynı şekilde parçası yapsın, aynı şekilde eteğini bluzunda aynısı yapsın, o men edilmemiştir. Ama bunlar cafcaflı olmasın, dikkat çekmesin. Ve bu elbiseler giyerken de niyetini dini İslam'ın izzet ve şerefi, bu erkekler için de geçerli. Dini İslam'ın izzet ve şerefini yükseltmek, Müslümanların itibarını yükseltmek, çapaçul görünmesi değil. Kibirlenmek için değil. Kibirlenmek için değil ve çapaçul içerisinde bunu, o da zillettir. İslamiyet onu da reddediyor. Ama süslenmeye gelince, makyaja benzer, kadın evliyse sadece kocasına karşı yapar bunu buyuruyor. Şimdi babaannem rahmetlinin aynı şekilde böyle bazen otururduk baş başa şey yaparken falan. Tabii kadıncağız yaşlı olduğu için biz bazen takılırdık. Oğlum derdi ya, alan almış satan satmış dedi. Biz dedi unumuzu eledik, eleğimizde kazı astık derdi. Tamam mı? Ya şimdi evlenmişsin. Alan almış satan satmış. Ama işte kocamın gözü dışarıda. E böyle mi kocayı niye tercih ediyorsun o zaman? Niye başlangıçta tercihini yanlış yapıyorsun? Yani gözü aynı şekilde haramda şurada burada olan bir kimseydi. Sen başından aynı şekilde bu namaz kılıyor mu, ibadet yapıyor mu, itikadı düzgün mü? Böyle bir tercihin oldu mu? Olmadı. Sen istediğin kadar koru kolla. Yani din iman yoksa sen her zaman kocan 24 saat başında mı olacaksın? Şimdi bir tabir ver, 7-24 diye yazıyorlar ya. 7-24 başında mı olacaksın? Yani 7 gün 24 saat mi demekmiş o. Başında mı olacaksın? Olmayacaksın. Allah Teala erkek de aynı şekilde seçerken hanımını. İtikad düzgün mü? Allah Teala'dan korkuyor mu? Allah Teala'nın emirlerini yerine getiriyor mu? Buna bakacak. Yok canım ben sana düzeltirim. Ha, kim kimi düzeltir görürsün bakalım. Nefsine de öyle. Kolay mı nefsin düzeltilmesi? Boşuna mı aynı şekilde 30 sene 40 sene aynı şekilde bir din büyüğün dergahına gitmişler? Öyle nefsle baş etmek kolay iş midir? Hele bu ahir zamanda her türlü kötülüğün, her türlü küfrün, her türlü aynı şekilde çılgınlığın, her türlü rezaletin, kebazeliğin açıkça alemi olarak işlendiği bir zamanda bir genç kız, bir genç erkek aynı şekilde kendisini muhafaza şey yapacak. Efendim ben süsleniyorum da falan da yok, öyle bir şey olmaz. Şimdi dinleyicimiz kalkıp da aynı şekilde hatırına gelmesin. Ya bir soru sorduk aynı şekilde bir sürü fırça yedik şeklinde mütalaa etmesin. Yani güzel bir konuya temas etti. Ve kendisini de tebrik ederiz. Çünkü kalbinde iman olmasa o sızı meydana gelmez. Kalbinde aynı şekilde öyle bir iman nuru olmasaydı o gelenlere emir ve arf yapmaya kalkmazdı. Yani onların da ateşte yanmasını istemiyor. Biz de dua ederiz. Cenab-ı Hak aynı şekilde hayırlı bir iş nasip etsin. Yani tayyip temiz bir iş değil. Niye? Çünkü haram karışıyor. Efendim ben lokanta açtım. Ama işte bazı müşteriler bir ada koyuyor falan. Olmadı.
Şimdi bazı yerlerde de şöyle bir durum var. Mesela böyle kuaför gibi olan yerlerde veya güzellik salonları diyelim. Buralarda bir takım cihazlar var. Onları insanların evlerine alıp da götürmesi mümkün değil. Onun vücudunun işte bir takım şeyler için kullanılan şeyler. Burada bu cihazları alsa, koysa kapalı bir odada, herkes kendi işini kendi görse, o cihazla kullansa. Böyle bir şey olabilir mi? İsmail Bey, Mustafa Bey kimden yana? Hocayı sıkıştırıyor. Harama vesile olan ister cihaz olsun ister şey olsun, sebep olan da aynı şekilde, eğer onun haram işlemesine ve diyelim ki öyle bir cihaz aldı, onu oraya koydu da vücudundaki bilmem nedeki tüylerini alıyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Şimdi tabii o konuda da mesela bir kadın olsun, erkeğin olsun. Tamam, kadın istina edilmiş, yüzündeki, dudağındaki tüylerin alınmasına ona izin vermişler. İzin vermiş. Erkek ve kadın içinde kaşlar böyle çatık kalsa ona da müdahaleye izin verilmiş kitaplarda. Yani bu izin veren din adamı değil, hoca değil, alim değil. Ya hepimizin sahibi olan Allah-u Teala. Onun elçisi Muhammed Aleyhisselam. Ve o elçinin Aleyhisselatü Vesselam varisleri olan İslam alimleri de kitaplarına yazmışlar. Yoksa İslam alimlerinin görüşü, fikri değil bu. Hani bazıları diyecek, ya Osman Hoca izin veriyor. Osman Hoca kim ki izin verecek ya? Ne selahiyeti var ki? Allah Teala sıradan kullarından birisidir o da. Allah Teala'nın emirleriyle muhatap olma konusunda çok büyük bir devlet, çok büyük bir şereftir. Böyle bir aynı şekilde şeyde hani Allah'tan vazifesi ihsan etmiş. Bu da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Ama hesabı da çok ağırdır bunun. Doğru neyse onu söyleyeceğiz. Söylemek mecburiyetindeyiz. Peki efendim işte söyleyince düşmanım çok olur. Doğru. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri seven azmış. Niye? Doğruyu söylüyor çünkü. Hep doğruyu söylüyor çünkü. Doğruyu söyledin, karşı taraf kabul eder etmez. Nefsine ağır gelir, homurdanır. Ya der, bu adam da hep böyle der der falan. Bundan başka bilen yok mu ya? Bir bu biliyor falan der. Desin. Ama günü gelir. 3 sene sonra, 5 sene sonra. Ya Allah Allah, ya bu adam böyle dediydi. Bakayım bir de kitaplara bakın. Allah Allah, bu doğruymuş. Tövbe eder. Maksat hasıl oldu. Hatta birisi geldiydi. Ben dedi, sizi dedi, hani öldürmek istiyordum dedi. İşte hanıma dedi yasak ettim dedi, bir daha dedi işte bu radyoyu dinlemeyin falan dedi. İşte hanım bir gün dedi ki ya dedi bu hocanın işte bir perşembe sohbetleri var falan. Ya orayı dinleyelim bari falan filan. Beraber dinlemeye başladık. Dinlerken dedi. Ya şu İslam ve toplumu da dinleyelim bari dedi hanım dedi falan. Bir dinleyelim bakalım falan. Sonra dedi sizin tavsiye ettiğiniz o kitapları falan. Ben aradım buldum dedi, gittim dedi. Diğer kitaplara baktım, onlara baktım falan. Meğer doğru söylüyormuşsunuz dedi. Hakkınızı helal edin. Bizim gelecekleri de helal ettik, merak etme. Ha insan başlangıçta aynı şekilde böyle olabilir. Eshab-ı kiramdan da aynı şekilde başlangıçta Peygamber Efendimiz'i öldürmeye niyetli olanlar yok muydu? Hazreti Ömer bile Peygamber Efendimiz'i öldürmeye niyetli ederek gitmişti. Ama hidayet nasip edince bu sefer o Hazreti Ömer gitti, Adil Ömer geldi radıyallahu anh'ın yerine. Onun için Allah-u Teala'nın bildirdiği, hatta bir şarkıcının birisi dedi ya, bir televizyonda böyle bir şaklaman bir ilahiyatçı aynı şekilde konuşuyor da kafaya göre konuşuyor falan. Dedi böyle yamuk yumuk konuşup durmayın dedi ya. Bu işin de doğrusu neyse onu söyleyin. Haramsa haram deyin dedi. Helalse helal deyin dedi. Niye dedi yamuk yumuk konuşuyorsunuz? Şarkıcı ilahiyatçıya diyor bunu. İlahiyatçıya diyor. Evet, doğru dürüst söyleyin bunu dedi. Haramsa haram dedi. Tatbik edip etmemek bana ait. Ya dedi ne güzel söyledi. O şarkıcı kurtulabilirdi, o ilahiyatçı zor paçayı kurtarır.